Hey 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 hey, hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte şu an böyle Barlar Sokağı'ndan doğru çıkıyorum. Türkiye'nin ilk ve tek sigara böreği barına doğru gidiyorum. Sarsak'ta olacağım bugün. Çeşit çeşit sigara börekleri deneyeceğim. Yüzüm nasıl patlıyor şu an. Kadife Sokak'tan çıktıktan sonra gayet sol tarafta kalıyor. Çok tatlı bir yer. Benim de önceden gittiğim ve de bazı favorilerim var açıkçası. Hatta barın işletmecisi de benim çok sevdiğim bir abim. Aynı zamanda şarkıcı, aynı zamanda mühendis. 10 parmağında 10 marifet. Sarsak'ta şöyle gösterelim derken Emre abi zaten burada her zaman gibi. Abi nasılsın? Hoş geldin abi. Ne haber? İyidir abi, seni sormalı. Dedim ki bugün çeşit çeşit sigara böreği tadayım. Oh, tam yerine geldim. Şöyle size şeyi de göstereyim ben. Aa, burada çeşit çeşit var. Bu klasik bizim en çok hani evde yapılandan diyeyim ben. Büyük anne sarsa. Çeşit çeşit burada. Tatlısı, tuzlusu. Tatlısı diyorum. Bak altını çiziyorum. Benim bestim açıkçası sosisli. Çok seviyorum ama bugün bu videoda hepsinden yiyeceğim. Size hepsinden bahsedeceğim. Tatlı olanları enfes. En sona da onu göreceğim. Şu an kaç çeşit var abi? 15 tane mi var? 15 çeşit var abi şu an. Abi 15 tane alabilirim o zaman. Hepsi de bir tane. Sosisliden bir tane olacağına emin misin? Onu yiyeyim be en sonunda. Yani ne bileyim, tatlıdan sonra yemem filan. Evet, bu arada ben geldim mi minimum 5-6 tane falan yiyorum sosis, sadece sosisliden. Tamam, 15 tane geliyor. Şimdi bunu büyük ihtimal Twitch yayınlarında izleyen arkadaşlarım, dostlarım var. Diyeceksiniz ki sen hayvan mısın, nasıl yiyeceksin diye. Abi gelin. Hatta misafirim olun, burada hep beraber yiyelim. Bu arada Emre abinin Distribute Band grubu da var. Bizim aslında tanışmamıza vesile olan olay da o. Ben 16 yaşındayken böyle daha bir tarafını silemezken Emre abilerin konserlerine gidiyordum. Burada sen gazlı içecek satmıyorsun. Sadece ayran, çay ve su var. O kadar. Neden öyle? Prensipli bir müessesiyiz. Tamamen sağlıklı yiyecek üzerine kurulmuş. Şimdi diyeceksiniz ki sigara böreği sağlıklı mı olur? Olur. Bunların içinde çok güzel, gerçekten olabildiğince hani doğal, organik falan filan bir atıp tutmayacağım ama hani kaliteli malzeme kullanıyoruz. O yüzden bunu içecekte de şey yapıyoruz. Dolayısıyla sadece su, ayran ve güzel çay yapıyoruz. Bakın porselen demliğimizde çayımızı da mis gibi demleme çayımızı koyuyoruz. Dökme, poşet falan da değil. Oh yeah! İşte bu! Fırat Sobutay, senden önce geldim bu sefer, hadi bakalım. Fırat Sobutay'ı da buraya bekleriz. Bunlar Eylül 2022 fiyatları. Fiyatları şöyle göstereyim size. Öğrencilere özel kampanya da var bu arada. Şu üç tanesi tatlı, diğerleri tuzlu çeşitlerimiz olmak üzere o gün beyin spesiyel siparişi. Sosisliyle seçmem yok mu abi peki? Lap diye çıkıyor şu sosu ilk. Dur bakalım. Bu arada bunun sesini duymanız lazım. Biraz buraya gelirken setup'ı kurmaya çalıştım. Belki çıtırdığı gitmiş olma ihtimali benden kaynaklı ama yine siz bir duyun. Sosisli. Aa, sosisli çekti. Yok artık ya. Şöyle göstereyim. İnanmıyorum gerçekten. Bu arada benim en sevdiğim sosisli. Yani sosisinin içindeki sos çok güzel. Yemin ediyorum kan çekti ya. Böyle bir şey yok. Bir de bunun en güzel taraflarından bir tanesi. Kadıköy'desiniz. Yani ben şu an evimde gibiyim. Sosisin içinde ne var? Sosis var. Kornişon turşusu var. Dijon hardalı var. Bir şey diyeyim. Ve de çok orantılı. Bu arada herif o kadar güzel yiyor ki ağzım sulandı ya. Nasıl içtim bunu? Abi direkt ikincisine geçiyor. Ne çıkacak ben de çok merak ediyorum. Antep usulü geldi. Hemen şöyle içinde göstereyim size. Muhammara var patatesle birlikte. Muhammara da aslında Antakya için. Biz adını Antep'i koyduk ama Antakya'da böyle direkt biber ezmesiyle yapılan acı, cevizli biber de dedikleri. Ceviz, kimyon, baharat, şu filan falan. Aslında çok zengin bir meze bu. Şoray uzun yol. Neresin abi? Ben bunun sesini yine dinlettireceğim. Amarant diye bir avda var. Kulaklık geliyor. Bu sese biterler yani. Hadi bakalım. Ne alaka? Aha, hep en sevdiklerim geliyor. Ya. Kahvaltılık sarsak. Kahvaltılıkta bu arada zeytin esmesi de var. Peynirin uyumu şahane yani. Ben zaten sevdiğim ilk üçlük çıktı bana. Gerisini sen yediyorsun. Gerisini ben yiyeceğim arkadaşlar.
Bu arada çay da demleme, hani sallama çaylarla karıştırmayın. Karıştırmayın. Mis. Abi sence ne gelir? Buradan böyle bir kavurma falan gibi izlenime kapılıyor ama emin... Ben etçil bir hayvan oldum. Evet, üstünü açını gömdün zaten baştan. Bakayım. Kuru domates. İtalyano geldi ya. İtalyano. Bu arada İtalyano. Burada vegan ürünler de var. Var tabii. Aslında şöyle 15 çeşidin 4 çeşidi etli sadece. Geri kalan hepsi vejeteryan. Ha, vejeteryan. 5'i abi. De vegan. Bu arada L'Italiano'nun ismi de senin jenerasyonun pek bilmeyebilir ama benim yaşımda olan arkadaşlar bilecektir. Zamanında Sanremo Şarkı Festivali'nde birinci olan Toto Coutinho'nun L'Italiano isimli şarkısında ithafen konmuştur ismi. Bu arada alkollerle felaket iyi gidiyor. Hem bireyle hem rakıyla. Test ettim, onayladım. Yani çevre publarda oturup buradan alıp böreklerinizi gidip birayla falan da içebiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz. Aynen. Çok fena oluyor arkadaşlar ya. Ben zıvana, ben gidiyorum. patlıcan bu. İzmir bomba halt yemiş. En son ben bir çikolatalıyı bir gömeyim. Siz bir görün, kafayı yiyeceksiniz ya. Bu arada buradan sadece pişmiş değil, çiğ de sipariş edip evinizde pişirebiliyorsunuz. Hemen açalım abi. Evet, vegan dediklerimizden. Mojito diyoruz ona. Meksika fasulyesi, avokado püresi var içinde. Kişniş ve acı yeşil biberle de baharatlandırıyorum. Benim kameraya vuracaklar diye bazen aklım gidiyor. Bu arada ya dedim ya, Emre abinin var. Grubu var. Evet. Bir distribütmen diye. Bunlar Beatles ya. Bunlar öldü bir kısmı. Yarısı. Ya artık yurt dışında falan, ülkemiz as bayrakları ya, ülkemizi temsil ediyorlar ya. Siz gittiğinizde ben 18 yaşındaydım galiba. Emre abi artık 18 oldum, konserlere gelebileceğim falan diye yazıyordum bana şeyler. Benim Arif abi ilk attığı mesaj, abi John Lennon'a çok benziyor sen. Hayret, o zamana kadar kimse de Arif'e böyle bir şey söylememişti, ilk defa o günden. Sanarsın Emre ile benziyor. Bu büyük anne. Göstereyim şöyle. Aslında bildiğiniz klasik sigara böreği. Emre abi bu arada anlatmaya çok atıyorum. Bunun için böyle, yok şöyle yaptık nedeni şundan dolayı. Beyaz yaka çalışmışız işte. Git ofise, gel ofise, bilmem ne filan falan. O zamandan sonra fikrimiz gelmiş. Böyle bir şeye girmiş. Ve seviyorum tabii yani. Hani keyifli bir şey. Ben ne zaman Kadıköy'e gelsem beni burada bulabilirsiniz yani. Mezenin önde gidelim. Ançüez ve mantar var burada. Tuzlu ançüez yani balık ve mantar, Allah'ım. Şey diyeyim, şu an izleyenler ne küfür ediyor bana var ya. Ben bile içimden saydırmıyor değilim yani. Kamerayı bir kapattıktan şey sonra ben şey yapacağım. Hazır YouTube'dayken dünyanın en acı sigara böreğini yapalım mı? 2 milyon scoville. Buradan geçenlere ikram edelim. Ne diyorsun ya, sonra da... Ayran içmeyenlere de atıyorum 3'er tane şey hediye ederim. Ama ben burada sırf onun eğlencesine... bir şey diyeyim mi? İnsanların yerlerde sürüp... Ben bir kaşık ucuyla yedim, yerlere yattım. Burada var, çok eğleniriz. Bayağı eğleniriz tahmin ediyorum. Bu arada yorumlara yazın, böyle bir şey yapalım mı, yapmayalım mı? Bak şurada mı ya? Ispanaklı mı? Ispanak gene mantarlı. Bak iki mantarlı üst üste seçtin. Ispanak, mantar. Ve bunun olayı aslında içindeki karabiberin şeyi. Evet. Ah, transa geçtim. Kavurmalı. Kavurma, buhlama peyniri ve kekik. Bu arada son 5'e girdim ben. Evet, tuzlulardan son 2, sonra tatlılar. Bak araya başka tuzlu atarım istiyorsan. Yok bir yiyeyim ben bir önce. Bu içi dolgun, peynirli gibi bir şey bu ya. Zaten 2 tane kaldı. Patates. Abi size de şöyle göstereyim. Çeşit çeşit. Buradaki en güzel şey aslında dediğim, başta da dedim. Tüm malzemelerin birbirine uyumun ve orantısı. Hepsi o kadar güzel karışmış ki. Sanki George Harrison sola atıyor. Yani paçanga kaldı zaten. Şimdi paçangayı da bir gömmek lazım. Paçanga böreğinde. Savoy Truffle'la geldim. Beatles'ın yemekle ilgili tek şarkısını çalalım şeyde diye. Bu arada ben şeye çok bayılıyorum. Normalde de peynirin üstüne vişne reçeli süreyim. Şu an şey diyorlar ona. Surf and Turf. Lezzetlerin şeysi. Evet. Ivırı zıvırı. Evet. Bakalım ne gelecek. Bu ne? Ha, sen direkt şeyle. Nutella. Evet. Nutella ile başladın. Şöyle oraya göstereyim. İzmir bombası halt etmiş. Az kalsın başka bir şey diyecektim, biplenecekti. Bunu var ya sıcak, ben şu an en sona kaldım mecbur tatlına. Bu bir güzel akıyor var ya, kafayı yersiniz, öyle böyle değil. Güzel hissediyor ya yani. Adam yemekle şey oluyor, böyle bütünleşiyor falan yerken yani. Ayıplamıyorum inan. Aha. Klasik severler burada mı? Tahin ve pekmez. Hem vegan, tahin pekmez. Hem klasik. Hem de güzel hem ya. Hem çok lezzetli bir şey. Çok güzel. Ya beğendin mi?
Şimdi gelelim. Ah. Oy, inşallah çekmiştir. Ne oldu öyle? Ya terbiyesiz adam, ruhu terbiyesiz. Şöyle. Öf. Bunu şöyle. Oy oy oy. Bak ben şimdi o günle birlikte şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. O günüm afiyet olsun. Kaç dakikada yemişim? 2 dakika, 22 dakikada yemişim. Ama sohbet, muhabbet. Evet, normalde onun 5-6. Tabii 7-8 max giderdi yani. Hatta yarışa girsem o 3 dakikası var. Yarışa girsem bu süre içinde bunun 4 katı geldi. Kesin geldi. Sence max kaç yenir ya? Nasıl, normal mi iddia uğruna mı? İddia. 100, minimum 100. 100? Minimum. Gider miyiz? Yapalım ben, böyle bir organizasyon. Bir şey diyeceğim, ben 200 yerim. Hadi. Ben ciddiyim, bak hepsi sosisli olsun 200 yerim. 200? Yerim. Sen de sosisli. Turşulu muşulu. Gerçi turşu açıktır yani. Eğer meydan okuyacak varsa bana kapışalım. Buradan isim vermek istemiyorum. Tuna Tavuz. Atakan Özgürt. Bir takım isimsiz kahramanlar. Fırat Sobuta. İsim vermek istemiyorum burada. Kapışalım, gelin. Evet arkadaşlar, ben bir bunun üstüne bir kahve içeceğim. Sonrası da yersen belki after credits olarak onu da paylaşırım. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Ekrana çıkacak olan bağlantılardan bir sonraki videoya gitmeyi unutmayın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Artık Sarsa'da Instagram'dan takip edersiniz. Görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Bay bay.